ben kıza barbarlık yapmayacağına dair teminat verdim. Barbarlık mı? Abla ben ne zaman barbarlık yaptım? Unut o zaman. Bak onun için seni bir kere daha ikaz ediyorum. Anlaştık mı? Abla ben barbar olmadığım için anlaşmamızda bir sakınca yok. Anlaştık. Söz mü? Söz. Abla geldi. Geldi. Hayvan be. Tamam. Böyle yap. Tamam. Hadi. Hoş geldin Rüya. Hoş bulduk Kerem. Hoş geldin Rüya. Teşekkür ederim. Tabii tabii. Geç. Bir şey içer misin? Çok fazla vaktim yok Kerem. Ürperi ablaya markete gidiyorum diyerek çıktım evden çünkü. Anladım. Seni dinliyorum. Afet abla senin benimle konuşacakların olduğunu söylemişti. Ben de senin benimle konuşacakların var sandım. Aslında konuşacaklarım var. Yani... Geçen gün sana o kadar sert çıktığım için özür dilerim. Önemli değil. Ben de arandım galiba. Evet, aranmıştın açıkçası. Ne demek aranmıştın açıkçası? Sen de demin kabul ettin ya. Hadi canım. Sen özür dileyince ben de nezaketten öyle söyledim. Yoksa ben ne aranacağım? Davamda haklıyım. Neymiş senin davan? 100 tane erkeğin arasında 9 tane kız. Bundan büyük dava mı olur? Kerem sen bana bu kadar mı güveniyorsun? 9 kız olsak ne olur, 99 kız olsak ne olur? Ben sana güveniyorum ama o 100 serseriye güvenmiyorum. Onlar serseri değil bir kere, benim arkadaşlarım. Ayrıca ben içlerinden biri benimle ilgilense kendimi koruyamayacak kadar salak mıyım? Safsın sen, kandırırlar seni. Buraya gelmekle hata ettiğimi biliyordum zaten. Hata ettin tabii. Üniversitede yakışıklı genç denizciler varken benim gibi lise bebesiyle niye takılasın ki? Git onlardan biriyle çık. Öyle mi Kerem? Bunu sen istedin. O işte. İlk fırsatta 100'ünün birden kucağına atacağım kendimi. O zaman sen neden değil? Sen ne yaptın? Kerem sen ne yaptın? Kerem sen bir kıza, arkadaşına, her şeyden önemlisi savunmasız bir insana nasıl el kaldırdın? Ya ne düşünüyordun? En acısı ne biliyor musun? Kardeşine tokat attığı için evleneceği adamdan vazgeçen bir kadının kardeşinin başkasına el kaldırması, tokat atması. Ha ben seninle ilgili bir arpa boyu yol alamamışım Kerem. Bana gerçekleri gösterdiğin için sana teşekkür ediyorum. Ne kadar aptalım ben ki senin için hayatımı erteledim. İlk fırsatta, ilk fırsatta hayatımı yaşayacağımdan emin olabilirsin. Çünkü seni taşımaktan çok yoruldum artık. Ay. Arkadaşlar ya, artık bundan sonra Barbie adlı elemanı da düşmanlarımızdan saymalıyız. Evet abi. Evet. Madem ki o bizim düşmanlarımızı seçti. Düşmanımın dostu benim de düşmanımdır. Ay o kadar gel gitme, yapma etme, eyleme dedim. Dinlemedi bizi. Ya arkadaşlar, Barbie bizi resmen sattı. Bundan sonra çömez muamelesi görecek, olacak bitecek. Ya arkadaşlar, bence kızı hemen öyle aforoz etmeyelim. Yani... Kim bilir belki de bize kızdığı için yapıyordur. Ya yerim onun kızgınlığını ya. Bizi niye harcıyor o zaman? Hepimize birden yanlış yaptı. Cezasını çekecek. Arif doğru söylüyor abi. Arif doğru söylüyor. Kol kırılır ama yen içinde kalırdı. Bundan kelli. Barbie bizim. Düşmanımız. Düşmanımız abi. Gör şu bakalım neler olacak. Öğretmenim. Efendim Kerem. Öğretmenim, ben de sizinle beraber gelip evden birkaç parça eşyamı alayım. Ben yarın bir çantaya koyar, okula getiririm senin eşyalarını. Ah bu arada, sabahleyin. Sana vermeyi unuttuğum bir şey var.
Bu senin. Bu ne? Rüyanın hatırlamak istemediği anıları diyebiliriz. Tabii kızı suçlayamayız. Bir şehir eşkıyasını niye hatırlamak istesin? Ben de hatırlamak istemem. Görüşürüz. Hayatımdaki bütün kadınlar beni tek tek terk ediyor. Boşver. Esas senin bu saplarla ne işin var? Bak onlar benim sınıf arkadaşlarım. İstersen seni tanıştırabilirim. İstemez. Okey, dördüncü gibi aralarına katılacağımı mı zannediyorsun? Eğer dört hıyarla dolaşmak istiyorsan git sınıftan bir hıyar daha al. Hop hop, ne diyorsun sen öyle hıyar mıyar? Rüya, kim bu salak? Bana bak Marekante, salak malak deme. Korum kafaya. Kerem yapma lütfen. Onlar benim en samimi arkadaşlarım. Belli oluyor zaten. Pamuk Prenses ve üç salaklar masalı gibisiniz. Bana bak, sen çok ileri gittin ha. Kaşınıyorsun galiba. Evet, kaşınıyorum. Ne oldu? Durun. Ne oldu? Yok ki. Çocuklar, ne oldu? Ne kaşındın sen? Durun, yapmayın. Durun, yapmayın. Durun, yapmayın. Durun, yapmayın. Erkek, siz buraya gelsinize lan. Bekle, yasa yanındayız. This is Walt. It's enough. Sind die Russen da? Noch nicht. Öğretmenim, şey abla. Ne var? Benim kopilere, yani Ali'lere gitmem lazım. Aa, bu saatte. Gündüzler yetmiyor artık. Ablacığım, baban izne karbonat götüreceğim. Kadının romatizm alır var, iyi geliyormuş bu. Ali alamıyor muymuş bakkalda? Alıyor ama bakkalda da bitmiş. Bir hafta sonra gelecekmiş. İyi tamam, git ama fazla laklaklamadan gel. Abla ne öyle? Kapıdan ver karbonatı, ben gidiyorum. Olmaz ki. Hem insanlar bana günlerce baktı, öyle değil mi? Ay Kerem, git, en güzel yeri kaçırıyorum. Tamam git, ne yapacağız? İyi seyirler. Abi nerede kaldı bu Pikachu ya? Ne bileyim abi, biraz daha bekleyeceğiz. Gelmezse onsuz gideceğiz, ne yapayım yani? Pikachu 40 yılda bir meyhane keyfimiz var, onu da içine ettin ha. Hadi gel artık. Geliyor, geliyor. Oh be abi, neredesin ya? Geliyor. Gel, 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 gel. Kardeşim be, hoş geldin. Kardeşim be, kardeşim be. Oğlum, anca. Kopil yok. Nerede be? Kopil nerede? Hadi abi, bir bekleriz kopili. Vay! Geldi, geldi. Çok çıkardı işte. Tamam iyi. Bu gece itiraz istemiyorum. Kör kütük sarhoş olacağız ha. Önümüzü görmeyeceğiz yürürken. Tabii ya kardeşim. Sarhoş olacağız oğlum enzomundan. Sarhoş olup her şeyi unutacağız. Tamam mı Arif'im? Tamam abi, her türlü. Bu gece bizim matiz olma gecemiz, her türlü. Yapacağım kardeşim. Kardeşim. Canım kardeşim. Oh. Canım. Abi sarhoş ol lan. Tamam. Dök, dök. Sarhoş olmadan. Arif. Kum dışarı ha.
Ben size bir kırmızı şarap yapayım da görün bakayım o kırmızı şarap nasılmış. Kırmızı şarap ha? Biraz sirke, biraz nar ekşisi, vişne suyu. Şarap hazır mı? Ha orada. Eyvallah koçis. Sağ olasın. Hadi beyler. Beyler bir saniye. Beyler bir konuşabilir miyim? Bu güzel günde sizlerle beraber olmak çok güzel kardeşlerim. En kötü günümüz böyle olsun. Şerefe. Şerefe abi. Beyler. Neyin şerefine abi? Kelek kızların şerefine içiyoruz abi. Aynen kardeşim. Hey. Beyler. Söylemeyeyim söylemeyeyim dedim ama hakikaten çok sağlam şarapmış abi, ben şaraptan alırım. Buradan yaktı baba, Giriz'den yaktı. Çok güzel oldu baba, sıcak bir tat. Annemler Fransa'da böyle şarap getirmiyorlar ha. Süper şarap abi. Hadi beyler hadi. Gel şey. Hadi bak yok. Hey. Yaktı. Kardeşim. Kardeşim. Üzüme, üzüme. Zaten her acının tiryakisi olmuşum. Ömür boyu benim derdimle olmuşum. Sebebem neden sevdim. İçtim, içtim, içtim. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber sandık yağ yağmurda. Şimdi sıra geldi yağmur yollarına. Aynı maske. Yağmur yağıyor bu gece yine camlarıma. Ben seni düşünüyorum. Sen başka yerdesin. Ben başka yerde. Ağlıyorum. Kardeşim benim ne oldu? Umar bir Konya'yı ezmeyecekti abi, ezmeyecekti. Ömeyem. Şşş beyler bir dakika bir dakika. Oğlum araba nerede? Hadi ya. Altımızda abi. Altımızda ya. Aa, ben araba kullanacak kadar kendimi iyi hissetmiyorum. Çok sarhoşum. Tamam abi. Arabayı ben kullanırım. Nasıl olsa, nasıl olsa. Benim ehliyetim ne var? Allah Allah. Abi, bir şey soracağım ya. Sormayayım, sormayayım diyorum ama. Bu Ortega'nın sarhoş. Sarhoş kullanma ehliyetim var baba. Ya hadi. Arabaya bin. Tokmakla. Arabaya bin. Tokmakla. İrina gelecek, dertler bitecek. İrina gelecek, dertler bitecek. Ama bizim eve götüremem, Rüya evde ders çalışıyor. Tek bir ihtimal var. Canım kardeşim Kerem. Kardeşime bak, şu yürüyüşe bak be. Canım kardeşim. Bu saçına bakayım. Vallahi özlemişim be. Şu gözlere bak. Allah
özenmiş de yaratmış be kardeşime. Kardeşim benim. Ruhi, manyak mısın sen? Çekil önümden, sinirim bozuk zaten ya. Allah versin, Allah versin. O zaman şu anda içinde güzeller güzeli rüyanın bulunduğu bizim evin anahtarını da Allah versin. Nasıl yani? Kardeşim, şu anda Rüya evde yalnız ders çalışıyor. Ve önümüzdeki 5 yıllık plan içerisinde seninle konuşmak gibi bir niyeti de yok. Eğerse bu anahtarı alırsan içe girersin ve kendini dinletme fırsatı bulursun. Kapıdaki dersine kadar tamam mı canım kardeşim? 1. Ne zamandan beri ben senin kardeşin oluyorum? 2. Sen beni sevmediğin halde bu iyilik yapma merakı normal mi? 3. Bu bir çelişki mi? Bu üçünü istiyorum. Hemen veriyorum. Sana iyilik yapmak gibi bir niyetim yok. Çok işim var. Bak, büyük ödüllü bulmacalar var. Bunları sakin kafayla çözmem lazım. Rüya rahat vermiyor. Ben de sizin evde çözeyim diyorum. Sen de? Sen, bizim evde. Ne? Daha önce hiç ev görmedik mi hayatımızda yani? Bulmaca çözeceksin. Uslu uslu. İnanayım mı? İşte bu da benim kardeşimin nacizane evinin küçük salonu. Gel hayatım şöyle otur. Kardeş? Kardeş. Aslında benim villada kalacaktık ama ne yapayım? Buraya geldim, ısrar etti. Villa? Villa. Yat da var aslında, yata da gidebilirdik ama kardeşim tutturdu. İlla gel, böyle dayanamadım kardeş yüreği. Yat? Yat. Yani yat derken öyle yat değil. Sen rahat ol, yanlış anlama. Özür dilerim. Türkçe biraz karışıktır. Yanlış anlamanı istemem. Önce ben sana şey sorayım. 1. Ne içersin? 2. İçtiğin şeyin içine... Dur. Yavaşsa, anlamıyorum ben. Elimi tuttu. Dur, sen biraz yaslan. Ben hemen gidip bir duş alıp hemen geleyim, tamam mı? Duş alacağım. Duş, ne ilgisi duş? Ya çok ilgisi var, duş almam lazım benim. Ben duş almayasam çok hızlı konuşurum. Hızlı konuşursam mahvolursun. Ben günde 5 defa duş alıyorum, tamam mı? Bekle beni, geliyorum. Tamam. Kaçma ya, tamam. Kolay gelsin. Kerem! Ne işin var burada senin? Nasıl girdin içeri sen? Tamam, korkmana gerek yok Rüya. İnsan yemiyorum ben. Şimdilik kuzu ve tavukla idare ediyorum. Nasıl girdin eve diyorum. Rüya, nasıl girdiğim önemli mi? Önemli olan burada olmam. Neden buradasın peki? Konuşacak şeylerimiz olduğuna inanıyorum. Hiç zannetmiyorum. Hemen gidebilirsin. Ben konuşacak çok şeyimiz olduğunu biliyorum bir tanem. Ben senin bir tanem değilim. Tamam. Sen benim bir tanem değilsin. Sözümü geri alıyorum. Ama yine de konuşacaklarımız olduğuna inanıyorum. İzin ver, bugün bu meseleyi halledelim. Herkes son kez eteğindeki taşları döksün, ne dersin? Siz? Siz kardeş? Kerem benim kardeşim. Siz Kerem'in arkadaşı mısınız? Kerem mi getirdi sizi? Ay Vesil. Kerem? Değil Kerem. Kerem ise kim o zaman? Ruhi'dir benim adım. Ruhi ne arıyor benim evimde? Sizin kardeş, sizin ev. Değil kardeşim, ne sizin ev. 2 saat evi boş bırakmaya gelmiyor. Ruhi benim kardeşim değil. Ben ne Ruhi'nin kardeşi, ne Kerem'in annesi, ne Rüya'nın babası, kimsenin akrabası değil. Siz buyurun efendim benim evimden, rica ediyorum, buyurun. Ama Ruhi dedi ki... Ruhi der. Ruhi'nin dediğine bakmayın siz. Ruhi'nin evi karşı. Karşıya gideceksiniz. Gel bakayım. Ama Ruhi dedi. Ama yok. Gel. Ama? Ama. Buyurun efendim. Ama? Ne ama? Aması yok. Öyle siz de bilip bilmediğiniz insanların peşine takılaraktan evlerine gitmeyin hanımefendi. Sizin gitmek istediğiniz daire bu karşısı. Ne oluyor Afet Hanım burada böyle? İhraç fazlası misafirlerinizi bizim saadet dolu yuvamıza mı gönderiyorsunuz? Kim bu sarışın bayan böyle? Ben de bilmiyorum efendim. İsterseniz buyurun içeriye geçin de bir anlaşalım bu konuda. Anlayamadım efendim. Efendim, ben de bunun cevabını bilmiyorum. Siz bir geçin içeriye de anlayalım. Hadi, siz de hadi. Ama yok. Hadi anlatayım. Hadi girelim.
Ruhi çabuk üstüne bir şey giy. Ruhi çabuk üstüne bir şey giy. Ama Afet teyze, abla İrina. 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 İrina senin abutsuz, seni utanmaz. Rezil ettin bizi. Rezil be. Yürü. Rüya, sana yaptığım affedilmez bir hataydı. Telafisi yok. Ama arkadaşlarının beni denize atmasının da telafisi yok. Sen başlattın Kerem. Nasıl yani? Basbayağı sen başlattın Kerem. Gözün dönmüş gibi arkadaşlarıma saldırdın. Onlar da sana karşılık verdiler. Bir dakika, bir dakika. Konuya açıklık getirelim. Sen iki gündür tanıdığın denyoları bana savunuyorsun, öyle mi? Onlar denyo değil Kerem, doğru konuş. Ben doğru konuşuyorum. Ben cevabımı aldım Rüya Hanım. Onları bana tercih ediyorsun. Onları bana savunuyorsun. Bak gördün mü Kerem, ben sana söylemiştim. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok demiştim. Sen daha benim arkadaşlarımı kabullenmekten acizsin. Hepsine potansiyel sapık gözüyle bakıyorsun. Doğru, onlar sapık falan değil, normal insanlar. Ama sen üçüyle beraber fingirdeşlerin için yoldan çıkmışlar. Ki üç sadece benim gördüğüm... Git buradan. Çabuk git, bir daha da karşıma çıkma. Yüzünü bile görmek istemiyorum Kerem. Çabuk bir daha geleyim demek. Dışarı. Çık. Abla bak açıklayabilirim, ne olur. Sakın sakın etme. Bu çocuğun bizim evde ne işi var? Hiçbir işi yok. O yüzden gidiyor. Kerem. Sonra konuşuruz abla. Abla bak her şey bu Kerem'in başının altından çıktı. Ne olursun beni al içeri. Unutalım bu günleri. Ruhi belanı arama. Kerem. Kerem içinde bela, hakaret, küfür içeren bir cümle daha edersen bu evden içeri giremezsin. Sen artık benim kardeşim değilsin Ruhi. Kimin başının altından çıktığında hiçbir önemi yok. Ben senden kurtuldum, bu bana yetti. Canım kardeşim Kerem, canım Ahmet teyze. Ben zaten sizi çok seviyorum biliyorsunuz. Sizin eliniz için yaptım her şeyi, beni içeri... Kusura bakma Ruhi. Gereksiz ve rahatsızlık verici insan kontenjanını Kerem doldurdu. Onun için seni eve alamıyorum. Gir içeri gel, haydi. Canım ablacığım sen kendini bile besliyorsun. Öz kardeşini içeri alsana. Canım Ahmet teyze, ben sevdiğini biliyorum. Orada olduğunu da biliyorum. Al beni içeri, aç kapıyı. No. He, açtı. Ben nereye gideceğim ya? İrina!